Teknopat'tan herkese merhaba. Windows 11'in ilk önizleme sürümü çıktı arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz üzere yeni sürümü indirmekteyim. Peki bu yeni sürümü nasıl indireceksiniz? Daha doğrusu indirmeli misiniz? Öncelikle bu sürümü herkese tavsiye etmiyorum. Bu bir geliştirici sürümü ve içerisinde epey hata olacak. Ayrıca bu sürüm 2 haftada bir büyük güncellemeler alacak. Yani her 2 haftada bir yeni bir Windows sürümüne geçermiş gibi büyük güncellemeler yapmak zorundasınız. Bütün bunları anlıyor ve kabul ediyorsanız adım adım Windows Windows Insider programına nasıl katılacağınızı göstermek istiyorum. Ekranın en sol altına sağ tıklıyorum ve ardından sistem diyorum. Bir sonraki aşamada güncelleştirme ve güvenlik kısmına giriyorum. Buradan Windows Insider programına geliyorum. Ben hali hazırda Insider programında olduğumdan dolayı burada katılma seçeneğini görmüyorsunuz. Fakat sizin bilgisayarınızda böyle bir ekran karşınıza çıkacak ve başta dedikten sonra Microsoft hesabınızı gireceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Windows 11 şu anda geliştirme kanalında. Bu bağlamda size hangi kanala katılmanız istendiği sorulduğunda geliştirme kanalına katılacaksınız. Her şey bittikten sonra bilgisayarınızı bir kez yeniden başlatıyorsunuz ve daha sonra Windows Update'e geliyorsunuz ve orada artık Windows 11'i görebileceksiniz. Indir dediğinizde Windows 11 inecek ve yeni bir işletim sistemine geçiyormuş gibi bilgisayarınızı güncelledikten sonra Windows 11'in geliştirici sürümünü kullanmaya başlayabileceksiniz. Fakat tekrar uyarma gereği duyuyorum. Bu günlük kullanım için uygun bir işletim sistemi değil. Bu halen daha geliştirme aşamasında ve hatalar barındırabilecek bir sürüm. Bu bağlamda her gün kullandığınız, önemli dosyalarınızı depoladığınız günlük bilgisayarınıza bu sürümü kurmanızı kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Ancak ve ancak ne yaptığınızı biliyorsanız tecrübeliyseniz Windows 11'in geliştirici sürümünü deneyebilirsiniz. Evet nihayet güncelleme indi ve bilgisayarımı Windows 11'e yükseltmeye hazırım. Yeniden başlat diyorum. Hatırlarsanız daha bu sabah sizlerle bir video paylaşmıştım ve o videoda Microsoft'un bu bilgisayarın Windows 11 ile uyumsuz olduğunu söylediğini belirtmiştim. Şimdi Windows 11'i kurduk ve görmüş olduğunuz üzere Windows 11 masa üstündeyiz. Denemek isteyenler için Insider sürümde TPM şartı ve işlemci ailesi gereksinimi şartı kaldırıldı. Yani işlemci ailesi ne demek? Benim işlemcim 5. nesil bir işlemci fakat Microsoft'un listesine göre hatırlarsanız en az 8. nesil olması gerekiyordu. Şu anda bu şart kaldırıldı ve benim 5. nesil işlemcili sistemime Windows 11 sorunsuz bir şekilde yüklendi. Aynı zamanda TPM desteği de olmadığını görüyorsunuz. Buna rağmen Windows 11 bilgisayarıma sorunsuz bir şekilde resmi olarak Microsoft'un resmi güncellemesi yoluyla yüklendi. Şimdi hemen baktığımda ilk sızan sürümle arada devasa farklar göremiyorum. Fakat ayarlar kısmına girdiğimde buranın artık daha değişik olduğunu fark ettim. Mesela hakkında kısmına bakalım. Burası değişmiş. Buradaki baya bir kısım değişmiş. Arayüzde epey bir değişiklik söz konusu. Örneğin Windows Update'e girelim. Windows Update'in tasarımı da değişmiş. Yani evet birkaç yenilikler var. Bunları aktaran bir makalede kısa sürede teknopat.net üzerinde yer verebileceğiz. Evet son olarak uyarımı tekrar ederek kapatmak istiyorum. Bu bir geliştirici sürümü. İçerisinde sorunlar olabilir. Ve bu sürüm 2 haftada bir büyük güncellemeler alacak. Yani günlük kullanılan bir bilgisayarda kullanılmasını önermiyoruz. Ama yine de denemek isterseniz ve ekstra sorularınız varsa Teknopat Sosyal'deki Windows 11 bölümünde istediğiniz gibi sorularınızı sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Paltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.